İtiraf etmeliyiz ki bu videoyu izleyen herkes bir gün zengin olmanın hayalini kurar. Günümüz ihtiyaçlarına baktığımızda zengin olmak her geçen gün daha önemli bir hale geliyor. Kim en son model bir arabaya binip gezmek istemez ki? Çok az insan bu mükemmel zenginliğe ulaşabiliyor. Bu insanlar genellikle kurdukları şirketler sayesinde başarıya ulaşmıştır. Bunun yanı sıra da ailesinden kalan miras sayesinde de zengin olan pek çok kişi var. Ancak şansınız varsa bu videodaki insanlar gibi hiç beklemedik yerlerde hazine bularak siz de zengin olabilirsiniz. Bu insanlar normal bir insan gibi hayatlarını sürdürürken buldukları hazineler sayesinde bir anda zengin oldular. İşte o şanslı insanlar. Robert Lawrence. Hiç bir gün bulacağınız madeni paranın sizi zengin edeceğini düşündünüz mü? Size ne kadar gerçekçi değilmiş gibi gelse de bu geçmişte yaşanmıştır. Vefat eden babasının eşyalarının arasında bulduğu madeni para Robert Lawrence'ı zengin etmiştir. Bu gümüş madeni para oldukça eski ve nadir bulunan bir parçadır. Bu eşsiz ve nadir parçayı 2 milyon dolara bir koleksiyoncuya satan Robert kazandığı paranın 100 bin dolarını ise evsizlere bağışlamıştır. Peki siz 2 milyon dolara sahip olsaydınız ne yaparsınız? En yaratıcı hayalinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Nick Mead. Nick Mead adındaki İngiliz iş insanının tanklara karşı özel bir ilgisi vardır. Yine bir gün internette gördüğü tank ilanı sonrası Mead tankı satın almaya karar vermiştir. 30 bin dolar karşılığında aldı. T-54 tipi Sovyet tankının yakıt deposunu açan Mead, gördükleri karşısında küçük çaplı şaşkınlık yaşamıştır. Çünkü tankın yakıt deposunun içinde her biri 5 kilogram ağırlığında 5 külçe altın bulunmaktadır. Tankın içinde bulunan altınların değerinin ise 2 milyon euro olduğu tahmin edilmektedir. Tankın yakıt deposunda bulunan altınların Körfez Savaşı sırasında Kuveyt'te savaşan Iraklı askerler tarafından saklanmış olabileceği düşünülmekte. Elizabeth Gibson. Elizabeth Gibson adlı kadın ise 4 yıl önce yolda yürürken çok değerli bir tablo bulmuş. Kadın Meksikalı ressam Rufino Tamayo'nun başyapıtı sayılan 3 kişi adlı eserin ilk başta önünden geçip gitmiş. Daha sonra ise Gibson bu güzel resmi almaya karar vermiş ve evinin duvarına asmış. Resim hakkında araştırma yaptığında ise tablonun değerini öğrenmiş ve hemen sahiplerine teslim etmiş. Sotheby's müzayedevi yetkilileri tablonun 20 Kasım'daki açık arttırmada 750 bin ila 1 milyon dolar arasında bir fiyatla alıcı bulmasının beklendiğini söylemişler. Gibson'ın da tabloyu sahiplerine verdiği için 50 bin doların yanı sıra satış hasılatından belli bir yüzde ile ödüllendirileceği açıklanmış. Michael Sparks. Amerika'nın Nashville şehrinde bir ikinci el dükkanında Michael Sparks adında bir adam farkında olmadan 1776 yılında Thomas Jefferson tarafından yazılmış bağımsızlık bildirgesini 2.48 dolara almıştır. Daha sonra kağıdın yıpranmış ve eski olduğundan dolayı şüphelenmiş ve kağıdı koleksiyoncuya götürmüştür. Koleksiyoncu kağıdı görünce oldukça şaşırmıştır. Sparks ise bu bildirgeyi daha sonra 400 bin dolar gibi büyük bir değer karşılığında satmıştır. Terry Horden. Sanat meraklısı biri değilseniz bu tablo size renkli, eğri çizgilerden oluşmuş gibi gelebilir. Fakat bir uzmana göre, soyut ekspresyonizmin ustası, Amerikan ressam Jackson Pollock'un orijinal eseri. 1990'larda Kaliforniya'da gelir amaçlı ikinci el malların satıldığı bir dükkana giren Terry Horden köşede kimsenin istemediği bir tablo gördü. Emekli kamyon şoförü olan kadın tablodan hoşlanmasa bile komik bulduğu için onu depresyondaki arkadaşına almak istedi. Fiyatı 8 dolar olan tabloya 5 dolar vererek alan Horden arkadaşıyla bira içerek tabloya dart okları atmayı düşünüyordu. Ancak arkadaşlarından biri resim öğretmeniyle çıkıyordu. Adam resme bakıp elinde Jackson Pollock eseri taşıyor olabilirsin dedi. Horden ise Pollock'ta kimin nesiymiş yanıtını verdi. Bu cümle daha sonra 2006 yılında çekilen belgeselin adı oldu. Belgeselde kadının elindeki tablonun Pollock eseri olduğunu kanıtlamaya çalışmaları anlatılıyordu. Gerçekliği kanıtlanan tablonun fiyatının 50 milyon dolar olduğu belirlendi. Laura Stafford. Laura Stafford adlı bir Amerikalı kadın, Somerville şehrinde ikinci el eşya satan bir dükkanı gezerken Shepherd's Cowl adlı tabloyu bulmuş. Aynı zamanda Found olarak da bilinen tabloda Border Collie cinsi bir köpeğin karların arasında kaybolmuş bir kuzuyu bulduğu an resmediliyormuş. 1850-1870 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen bu tablonun bir gün içini açmayı düşünen kadın tablonun içinde hiç de beklemediği bir şey ile karşılaşmış. 1930 yapımı All Quiet on the Western Front filmi afişini bulan kadın bu film afişi koleksiyoncuları açık arttırma ile milyonlarca dolara satmayı başarmıştır.
Jeff Biddleman. Boş evi temizlerken 200 bin dolar değerinde altın para bulan antika mağazası sahibi Jeff Biddleman'ın hikayesi ise oldukça sıra dışı. Akrabalarından birinin 20 yıldan uzun bir süre önce terk ettiği evi temizlemeye giden Jeff, evde temizlik yaptığı sırada bodrum katında bir delik olduğunu fark etmiş. Bu deliğin gizli bir odaya açıldığını fark eden bu adam, deliği inceledikten sonra burada kilolarca altın olduğunu anlamış. Yaptığı kazı sonrası bu altınlara ulaşmayı başaran bu adam, günümüzün parasıyla 200 bin dolarlık bir servete sahip olmuş. Eric Schmidt. Amerika, Florida'da batık bir gemide hazine avcılığı yapan Eric Schmidt, gemi enkazında son derece değerli altın kolye parçası bulmuş. Altın kolyenin parçasını bulduktan sonra büyük sevinç yaşayan Schmidt, sevincini su yüzeyine çıktıktan sonra ailesiyle paylaşmış. 1715 yılında batan geminin enkazından çıkarılan kolyenin diğer parçası da 1989 yılında aynı batıkta yapılan aramalar sonucunda bulunmuş. Yetkililer altın kolyenin İspanyol rahipler için kutsal bir değer taşıdığını belirledi. Ailesiyle birlikte sık sık bölgede define avcılığı yapan Schmidt, geçtiğimiz yılda yine bir batıkta 300 bin dolar değerinde altın ve değerli eşya bulmuş. Bu gidişle Schmidt, denizlerden keşfettiği hazinelerle zengin olmaya devam edecek. Terry Howard. 18 yıldır hobi olarak define arayan işsiz İngiliz, metal direktörüyle müthiş bir Anglo-Sakson hazinesi buldu. 55 yaşındaki Terry Howard, Staffordshire bölgesinde bir arkadaşının arazisinde metal direktörüyle define ararken 7. yüzyıldan kalma yaklaşık 1500 parçadan oluşan bir hazine keşfetti. Keşfi piyangoda kazanmaktan daha zevkli bulan işsiz İngiliz'in gün ışığına çıkardığı hazinenin arkeolojik bakımdan Tutankhamun mezarı kadar önemli bir keşif olduğu belirtildi. Hazine 5 kilo ağırlığında 650 altın ve 1.3 kilo ağırlığında 530 gümüş parça ve çok sayıda değerli taştan oluşuyor. Hazineyi bulan adam ve arazi sahibi hazineden paylarına düşeni alacak. Tom Looking. 5 yıl önce 145 bin sterlin değerinde altın kolye bulan Looking, bu kez de 800 yıllık bir broşu gün yüzüne çıkardı. Bir grup araştırmacıyla birlikte Norfolk'taki bir tarlada metal arama yürüyüşü etkinliğine katılan Looking, henüz daha 150 metre yürümüşken sinyaller almaya başladı. Bunun üzerine hemen söz konusu yeri araştırmaya başlayan Looking, orta çağdan kalma broşu çıkardı. Paranın kokusunu alan Tom, bu işi hayatının sonuna kadar yapacağını belirtiyor. Chris Cutler. Dünya çapında pek çok kişi onu zengin edecek hazineyi bulacağı günü düşleyerek yaşıyor. Aralarında hayalini gerçeğe dönüştürenler de var. Chris Cutler gerek kullandığı yöntemi, gerekse bulduğu hazinenin değeriyle binlerce kişinin yerinde olmak isteyeceği türden biri. Farklı yabancı kaynaklardaki haberlere göre Chris Cutler, yüzlerce yıl öncesinden kalma hazine buldu. Anglo-Saksonlardan kaldığı ve soylulara ya da kraliyet ailesine ait olduğu tahmin edilen define, iki altın sikkeden oluşuyor. Chris Cutler'ın verdiği bilgiye göre define avcısı, 1600 metrekarelik alanı tam 5 gün boyunca araştırmış. Sonrasında metal direktörüyle birkaç günlük uğraşın ardından iki küçük altın sikke bulmuş. Kaldı ki bu ilk de değilmiş. 25 yıldır define arayan Chris Cutler, 1999'da aynı bölgede bir hazineye daha rastlamış. Chris Cutler'ın dediğine göre onun için önemli olan şey, o hazineleri bulduğu an yaşadığı mutluluk. Hatta define avcısı o anı dünyanın en güzel duygusu biçiminde ifade etmekten de çekinmiyor. Staffordshire Hoard. İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde 2009 yılında büyük bir hazine bulundu. İngiliz bir çiftçi tarlasında tarım aletini kaybetmesi üzerine arkadaşından metal direktörünü istemiştir. Kaybettiği aletini metal direktörle ararken Anglo-Saksonlara ait altın bir hazine bulmuştur. 3500 altın ve gümüş parçadan oluşan bu hazine yaklaşık 3285 milyon İngiliz poundu değerindedir. Bu sayede işçi hayatı boyunca çalışsa bile elde edemeyeceği bir serveti bulduğu bu hazine sayesinde elde etti. Forrest Fenn. Forrest Fenn, New Mexico'da Santa Fe'de dünyaya gelir ve Vietnam'da savaş uçağı pilotluğu yaptıktan sonra doğum yerine dönerek bir sanat galerisi açar. Kısa sürede adını duyuran Fenn, nadir bulunan antikalarla ve değerli eşyalarla ünlenir. Sahip oldukları arasında oturan boğanın barış çubuğu bile vardır. Yıllık geliri 6 milyon dolara ulaşan Forrest Fenn, 1988 yılında kanser teşhisi koyulur ve durumun neredeyse ümitsiz olduğu söylenir. Tüm zenginliğine rağmen hastalığına çare bulunamayacağını bilen Fenn, durumu kabullenir. Ama bu adını ölümsüz kılamayacağı anlamına da gelmemektedir. İşte böyle düşüncelerle otobiyografi yazmaya başlar. Laos'ta nasıl vurulduğunu, tarihi eserleri nasıl bulduğunu ve nasıl zengin olduğunu, hepsini bir kaleme alır. Tabii bir de Rocky Dağları'na saklayacağı sandık hakkında da bilgiler verir. Fenn'in planı 1 milyon dolarlık mücevherlerle doldurduğu antika sandığı
Rocky Dağları'nda en sevdiği yere gömmek ve orada uyku hapı içerek hayata veda etmektir. Ancak milyarder adam planını hayata geçiremez çünkü mucizevi bir şekilde kanseri yenerek iyileşir. Santa Fe'deki yaşamına devam etse de gizli hazine düşüncesini ve tüm dünyaya sunacağı bulmacayı aklından atamaz. Evet, şimdiye kadar iki kişi Rocky Dağları'nda gizemli hazineyi arama yolunda hayatını kaybetti. Şu an pek çok kişi Forrest'ın sakladığı hazineyi bulmanın peşinde. Thank you.